Adı üzerinde Dağıstan, Dağlar Ülkesi. Tarih boyunca Yalçın Dağlar kadar sert çatışmalara sahne oldu. Dağıstan son yıllarda silah sevkiyatının en yoğun olduğu Çeçenistan'ın komşusu. Terörün gizli ellerce sahneye konduğu, Rusya'nın kuşatmaya alındığı nokta. Kısacası dünyanın en karmaşık coğrafyası burası. Bir yana Çeçenistan, bir yana Gürcistan, güneyde Azerbaycan. Dağıstan bir yanından savaşla, bir yanından siyasi istikrarla boğuşan ülkelerle çevrili. Çeçenistan yüzünden Ağustos 1999'da iç savaşın eşiğine geldi. Süper güçlerin gövde gösterisine dönüşen Çeçen Bağımsızlık Hareketi sonunda Dağıstan'a da sıçradı. İsyancılar Dağıstan'la Çeçenistan'ın birleşmesini ve Hazar petrolü etrafında bir körfez ülkesi oluşturmayı hedefliyordu. Bu hedef ne tesadüftür ki uzun yıllardır Amerikan stratejilerinde önceliği olan bir hedefti. Devlet Başkanı Muku Aliyev bu hedefi komik bir fantazi olarak niteliyordu. Dağistan с точки зрения Her şey Dağıstan'ın jeostratejik durumundan kaynaklanıyor. Dağıstan Kuzey Kafkasya'nın en büyük cumhuriyeti. Gerek nüfus, gerek coğrafya olarak 5 ayrı devletle sınırımız var. Bu yüzden Sovyetler çöktükten sonra stratejik önemi daha da arttı. Denizden İran, Kazakistan, Türkmenistan gibi devletlerle, güneyde Azerbaycan, Gürcistan gibi devletlerle sınırımız var. Ayrıca Dağıstan Rusya Federasyonu'nun güney sınırıdır. Hazar zenginliğinin ortasındadır. Emperyalist devletler bu bölgeyle ilgili birçok senaryo üretiyorlar. Bunlar işe yaramayacaktır. Benzer senaryolar Türkiye içinde, Rusya içinde, Çin içinde üretiliyor. Tek kutuplu dünya her türlü tehlikeye açıktır. İşte örnekler. Afganistan ve Irak önümüzde duruyor. Ama emperyalist güçler oralarda da zafer elde edemediler. Cumhurbaşkanı Muku Aliyev göreve Şubat 2006'da başladı. Elinde ateşten bir top vardı. Ülkedeki 32 etnik halktan biri olan Dargi kökenli Cumhurbaşkanı Mogamedov istifa etmiş, Aliyev Moskova tarafından önerilmişti. 1991'de Komünist Parti'nin Dağıstan'daki son başkanıydı, 1995'ten beri parlamentonun başındaydı. O bir avardı. Onunla ilk karşılaştığımızda adımı açıklamaktan kendimi alamadım. Kitabımı verirken babamın 40 yıl, benim de 10 yıldır buraya gelebilmek için uğraştığımızı ve nihayet bu yolculuğun bana kısmet olduğunu söyledim. Bunca zaman sonra gelebildim. Babam 1893 doğumlu, o Dağıstan göçmeni bir babanın oğluydu. Gimri'den. Şimdi o öldü, ben geldim. Siz bizim için özel bir misafirsiniz. Dedenizin doğduğu Gimri köyü Dağıstan'ın en önemli kahramanlarından birinin, Şeyh Şamil'in köyüdür. Dağıstan'a yeni devlet başkanının atanması Rusya'nın yeni anayasal düzenlemelerinin de bir uygulamasıydı. Yeni düzenlemelere göre bölge liderleri bundan böyle Rusya Federasyonu devlet başkanı tarafından atanacak ve yerel parlamentoda onaya sunulacaktı. Yeni uygulamayla daha önce ülkenin en yetkili kurumu olan 14 üyeli Dağıstan Devlet Konseyi ilga edildi. Ve ilk kez Muku Aliyev Dağıstan Devlet Başkanı unvanına sahip oldu. Muku Aliyev reformlarla devletin başına geçti. Halk daha önceki yönetimden şikayetçiydi. Acaba onun hakkında ne düşünüyordu? Halk memnun mu yeni gelen Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanımız son derece temiz ve dürüsttür. Onun en büyük hedefi Dağıstan halklarını barış içerisinde bir arada tutmaktır.
Günlerden 1 Mayıs Mohaçkale Belediye Meydanı'ndayız. Komünist Parti yetkilileri, 2. Dünya Savaşı gazileri, yaşlılar çoğunlukta. Alana toplanan kalabalık eskiyi özlüyor. Kızıl bayraklar 90'dan sonra gelen rejimi protesto ediyor. Ülkede yabancı eliyle yönlendirilen etnik ayrımcılığa öfke büyüyor. Dağıstan halkının en büyük serveti bu kadar çok etnik gruba vatan olan bir ülkede halkların arasına asla nifak sokulmamış olmasıdır. Şimdi burada etnik ayrımcılığı körüklüyorlar. ABD'nin işi gücü ülkeleri bölmeye çalışmak ama biz birbiriyle kaynaşmış bir halkız ve batının tüm bu çabaları bizi ayırmaya yetmeyecek. Dağıstan halkı Çeçen Vahabilerin baskılarına bile direnmiş çok önemli bir halktır. Biz dışarıdan dayatılan oyunlara 7'den 70'e karşı çıkıyoruz. Bizim Çeçen halkına sevgimiz büyük ama Çeçen yönetimleri süper güçlerin elinde oyuncak oldu. Bir iç savaşın eşiğinden dönen Dağıstan, Çeçen sorunundan en büyük darbeyi alan ülkeydi. Sınırlarını Hazar'a kadar genişletmek isteyenler Dağıstan'ı da ateşe sürüklediler. Bölge Sovyetlerin çöküşünden sonra birdenbire karışmıştı. Çeçenistan, uluslararası suç örgütlerinin rahat çağat oynattığı bir merkeze dönüşmüştü. 90'lı yıllarda çeşitli istihbarat örgütleri bölgede Ruslara karşı bir İslam cephesi oluşturma faaliyetlerini hızlandırdılar. Çeçenistan, Vahabilerin oyun alanı oldu. ...99 Ağustos'unda... Komutan Şamil Basayev Dağıstan sınırını geçecek. Dağıstan şiddetli çatışmalara sahne olacaktı. Vladimir Putin henüz başbakandı, güney sınırındaki ayaklanmayı kanla bastırdı. ...2001'den sonra ortalık biraz duruldu ama suikastler ve bombalı eylemler devam etti. Bölgedeki tüm liderlerin akıbeti birbiriyle aynıydı. Muhtar Celiloğlu, 2004'te suikaste kurban giden Çeçen lider Ahmet Kadirov'un danışmanıydı. Doğal kaynaklar bakımından eşsiz olan bu bölgede bağımsızlık isteklerinin başka bir bağımlılıkla sonuçlanacağı görüşündeydi. Rusya'nın etkisi altından çıkmış, işte kendi kültürüne sahip bir ülke olsun diyenler var. Ne diyorsunuz buna? Rusya buna hiç vakit imkan vermez. İmkan vermez. Dağıstan öten əsrdə İmam Şamil'in devrinde 60 il burada savaş yapıldı. Batının yaptığı siyaset o dövrün siyasetidir. Biz size yardım yapaq. Siz Rusiyanı tərk ediyorsunuz ve müstəqil bir memleket oluyorsunuz. Birinci problem petrol yolu. Buradan, Dağıstandan geçiyor, Bakıdan gelen petrol yolu Novorossiysk, port, terminal. Bir. İkinci, Qafqaz Rusiyanın... Güney sınırı. Güney sınırı. Bütün memleketler, Müslüman memleketleri, xırda xalıqlar, hamısı Qafqazda. Kırım'da Tatarlar,
Qafqazda Dərgin, Avar, Laq, Kumıq, Çeçen, İnguş, Asetin, Kabardin, Qaraçay, Çerkes bu xalqlara iş, məmləkətdə bir iş yoxsa, para yoxsa təzyiq eləmək çox asan.